Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır YouTube'da görüşemiyoruz. Instagram'dan ayak takımı takip edenlerle de bir şeyler paylaşmaya devam ediyorum. Aranızda bilenler var, bilmeyenler var. Sağlık sektöründeki 24. yılımda yeni bir şirkete girdim. Bu şirkete uzun zamandır girmek istiyordum ve girmemle birlikte de yoğun tempoya daldım. İşte geçen hafta İzmir'deydim, sonra Tekirdağ'a gittim. Samsun'a geldim, Konya'ya gidiyorum. Böyle bir anda bütün her şey karıştı. O yüzden birçok başıma şeyler gelse de sizlerle bir şeyler paylaşamadım. O arada ben birçok retro malzeme aldım, birkaç tane sattım, arkadaşlarla kolilerimizi takasladık, tamirat şunlar bunlar yaptım, hatta videolar çektim ama paylaşacak zamanım olmadı. Bu arada da başıma belalı belalı olaylar geldi. Bugün bu üç olaydan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Başıma gelen birinci olay, dolandırılmakla dolandırılmamak arası bir durumda ama sonunda büyük bir zarar ettim. Ben Amazon Japonya'dan bazen bazı ürünler alıyorum. Hoşuma giden, daha sonra alıyordum çünkü o zamanlar vergi mergi bu kadar yüksek değildi. Neyse ben Amazon Japonya'dan bazı oyun konsolları, bazı oyunlar almak istedim. 150 euro sınırını hiç test etmemiştim ve bu belaya girmemek için de İki tane farklı farklı alışveriş yaptım. İşte biri 110 euroluk, diğeri 100 euroluk. Toplam 210 euroluk. Bunların arasında yarım saat, bir saat zaman farkı vardı ve her bir paket içinde 1500 liralık kargo ücreti ödedim. Ve ben burada vergiyi de dahil ödediğimi zannediyordum. Neden zannediyordum diyorum. Amazon'u bilen arkadaşlar, hani Amazon'dan aldığınız her şeyin vergisi içinde dahil olduğunu düşünse de bazen satıcılar Amazon olmuyor. Hani Türkiye'de nasıl hepsi buradanın sattığı ürünlerin bazı hepsi burada olmadığı gibi Japonya'da da başka ülkelerde de Amazon'da öyle şeyler var. Neyse buralara çok girmeyeyim. Ben 1500'er 100 lira iki paketi ayrı ayrı ödeyerek dedim ki böylece 150 euro sınırına takılmayız ve iki tane ayrı paket gelir başım ağrımaz. 3 gün sonra paket geldi Japonya'dan ve beni aradılar. Dediler ki gelin vergi borcunuz var. Dedim nasıl olur kardeşim, ben Amazon'dan aldım şudur budur derken dediler ki bir paketiniz geldi ve sınırların üstünde. Ben bir anda ne oluyor ya dedim. Sanırım FedEx'ti. Zaten bir FedEx bir DHL, onlarla böyle bol bol zamanda yazışmalarım vardı. Sonrasında ben Amazon'a girdim, bir baktım bir mesaj var 3 gün önce gelmiş. Mesajın özeti şu: saygıdeğer Japon arkadaşımız diyor ki sen iki tane ürün almışsın ayrı ayrı, ben onları tek paketli yolluyorum. Tabii ben buna geç gördüğüm için cevap yazamadım ama mantık olarak diyorum ki ben 1500 TL'lik para verdiğime göre bunları ayrı gelmesini istiyorum değil mi? Normal insan evladı olarak. Ama yok, öyle bir şey yok. Bu adam ikisini bir pakette yollamış. Çat, 210 euro ürün gelinceye kaldık. Araştır araştır araştır. O gümrük firması şu bu. Özetini söyleyeyim arkadaşlar. 150 euroyu geçen bir ürün alırsanız, bu eğer ikinci else alma şansınız yok. Hiç uğraşmayın. İkinci el değilse, sıfır bir ürünse alma şansınız çok düşük. Ama ve lakin bir 6-7 bin lira şu zamanın parasıyla, şu anda Eylül sonundayız, Eylül 2023'te. 6-7 bin lira bir harç, borç onları verdikten sonra bir de vergi vesaire vesaire verip işte 150 euroluk bir ürüne 10 bin lira verip ürünü alabilirsiniz. Ama ikinci el ürünse alma şansınız yok. Çünkü tam son noktaya geldiğiniz zaman bu aracı firmalar şunlar bunlar diyor ki ikinci el ürünü ithal edemezsiniz. Neyse çok uzatmayayım bu muhabbeti. 6 ay geçti ve 6 ay sonra bu ürünler hepsi devletin oldu. Yarın öbür gün açık arttırmalarda zaten Vita görürseniz onların hepsi işte renkli Vitalar, benimdi başka şeyler. Oradan 210 euroluk bir canım yandı. Hatta o arada şimdi diyeceksiniz ki ürün niye iade etmedin? Ürünü iade etmeye çalıştım çünkü almamıştım. Japon dedi ki 4500 TL'lik, o zaman işte ne kadar yense, bir kargo ücreti isteniyor. Ben dedi ürün istemiyorum. İster yakın ister atın. Öyle derken ben parasını ödemiş oldum. O muhtemelen alacağının birçoğunu alamadı. Derken mal da gitti, para da gitti ve olay kapandı. Bu başıma gelen, son dönemde gelen birinci belalı olay. İkinci olaya geliyorum. İkinci olayda da ben bazen farklı ülkelerdeki farklı hoşuma gidecek şeylere bakıyorum. Almanya'da bir arkadaşım var, sağ olsun, ismi Barış. Bana çok yardımcı oldu. Birkaç
Hatta birkaç değil, birçok şeyler aldım. İlerleyen gelecekteki videolarda zaten onları göreceksiniz. Bunların içinde de Vita TV vardı. Vita TV'de eski videolarımda Ahan'da sağ üst köşeden görürsünüz. Vita TV ile ilgili, burası da olabilir, bir video yapmıştım. Küçücük kredi kartı boyutunda elindeki Vita'yı televizyona bağlayarak PlayStation 3 ve 4 kolayla oyun oynuyorsun falan filan. Şey, piyasası yaklaşık 100-150 euro arası yurt dışında. Türkiye'de çok fazla bulunmuyor falan. Neyse, ben de işte böyle arada bakarken bir ara make offer, bazısında make offer çıkar. Yani abi sen ne verirsin? Hani 120 euro ama sen ne verirsinli ilanları da takip ediyorum. Öyle bir şey vardı. İşte hemen alı 120 euro diye düşünün. İşte ben dedim ki 60 euro olur mu? Yani yarı fiyatına. Satıcı dedi ki 80 euro olur. Ben de düşündüm. Ben dedim alayım, çok temiz gözüküyor. Tamam mı? Sonrasında ben bunu 80 euro aldım. İşte 3 gün 5 gün sonra arkadaşıma bu malzeme gitti. Aradan aylar geçti. Arkadaşım Türkiye'ye geldi gitti, bir şey oldu. Sonra işte onun sevgilisi falan derken o bana o paket geldi. Teşekkür ettim. Tabii yanında başka şeyler de var. Onu bir köşeye koydum. Aylar geçti. Bir ara dedim ki ya ben şunu bir kırayım da bir şeyler yapayım. Sonrasında ama şeyi, kutuyu aldım. İçini açacağım. Lan bu ne kadar hafif. Neyse dedim. Açtım böyle, içinde CD, MIDI falan. Bütün evraklar var ama malzeme yok. Baba, akü yok. Alet yok. Lan dedim ne oluyor? Sonrasında tekrardan ilanı açtım. Baktım. Bıdı bıdı bıdı, işte hiç açılmamış, şudur budur, bıdı evraklar var şu. En son orada OVP dahil değil gibi bir şey yazıyor ama hani cihaz dahil değil demiyor. Orada bir terim kullanmış. Ya şimdi arkadaşlar, aynı şey Türkiye'de olsa önüne, arkasına, her tarafına bak bunun içinde cihaz yok yazılır. Değil mi? Ya da satın aldığın zaman biliyorsunuzdur, belki başınıza gelmiştir. Bak kardeşim bunun içinde cihaz yok. Yani emin misin 80 euro kutuya veriyorsun der değil mi insan evladı? Alman kardeşim, seni unutmayacağım. Yazdım isimli bir yere. Çak 80 euroya kutuyu aldık. Gelecekte o kutuyu size 80 euroya değil ama içine cihaz da koyarak, işte neyse 120 euro, 150 euro mu ne, satmayı hayal ediyorum. Ya da o kutuyu böyle çerçeve edip asacağım. Bu da başıma gene ikinci bende yara yapan bir olay. 210 euro artı 80 euro, 290 euroyu yazın bir köşeye. Üçüncü olay da bir dolandırıcılığa yakın bir vaka. Yine Almanya olay. Hatta ben bunu herkese anlattığım zaman karşı taraftaki arkadaş Türk müymüş diyorlar. Hayır, tamam, Türklerde de bazen çok nadir de olsa çakallık yapan çıkabilir ama bu bir Alman çakal. Ben zamanında bir açık arttırmayla Super Nintendo Mini kutulu paket aldım. Sanırım yine 70 euro veya 100 euro, tam hatırlayamıyorum. Açık arttırmayla uygun fiyatı aldım, hatırlıyorum. Neyse, bu ürün arkadaşımın evine gitti diye biliyorum. Ama zaman geçti geçti geçti, işte birinci koli, ikinci koli, birinci koli falan derken bir koli eksik. Ne eksik? SNES Mini. Allah Allah, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz, yok. Sonra ben de satıcıya dedim ki kardeşim dedim sen bunu göndermiş miydin? Bir takip numarası gönderir misin dedim. Agresif agresif cevap veriyor. Tabii biz bununla Almanca yazışıyoruz. Translate'de ben önce Türkçe yazıyorum, İngilizce'ye çeviriyorum. İngilizce'de düzgün olduğunu gördükten sonra onu da Almanca'ya çevirip böyle makul, mantıklı, anlaşılır şeyleri yapmaya çalışıyorum. Adam dedi ki tabii ki gönderdim, zaten almışsın dedi, bir de soruyorsun falan dedi. Dedim kusura bakma, ben başka ülkedeyim, arkadaşım almıştı, ben ona bir danışayım dedim. Yok, bir de takip numarası verdi bize. Şimdi Türkiye'de takip numarasına ne oluyor? Takip numarasını yazdığın zaman 7 sülalenin bilgisi çıkıyor. Ama Almanya'da öyle değil. Takip numarasını yazıyorsun, sonrasında posta kodunu soruyor. Posta kodunu ve takip numarasını, yani iki bilgiyi de doğru yazarsan o zaman alıcı bilgisi vesaire adres çıkıyor. Yok, adamın verdiği şey de bizim şey uymuyor. Sonra adamla bir daha yazıştım. Yine beni ters dedi. Ya dedi almışsın daha ne yapıyorsun falan diye. Ben kafaya taktım. Baktım sonra adama. Adamın bir satışı var. 1000 tane de ürün koymuş. Yani amatör ya da bir çakallık var. Böyle yazdım bir köşeye. Sonrasında bir daha zorladım. Ya kardeşim dedim, bu bizim elimize geçmedi. Bak DHL'den de kontrol edince bu çıkmıyor. Yani bizim şeyle, posta koduyla. Sonrasında dedi ki zaten dedi bunu almışsın, bana başka bir tane şey yolladı. Takip kodu. O takip koduna bakıyorum. Yine başka bir şey, yani yine içine giremiyorum. Neyse, çok abartıp uzatmayayım. Ben dedim ki kardeşim bunu seninle çözemiyoruz. Biz bunu eBay yönetimiyle çözelim. eBay'e yazdım. Böyle 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 böyle.
Sonra adamdan şey istediler. Takip kodunu ver kardeşim diye. Bir takip kodu gönderdi. Ben bunu zaten ilettim falan diye. İşte posta kodu falan da var. Baktım sarı çizmeli Mehmet Ağa almış bunu çok önceden. Ya arkadaş dedim sen ne yapıyorsun? Yani aylar önceki benim satın almadan bile 3-4 ay önceki bir takip kodunu gönderiyor. Çakal oldu çakal. Yani ben bunu verdim deyip işin içinden çıkacak. Sonra dedim bak ben yedirmem bu parayı ve seni tartaklarım. Yumuşak dille Almanca yazdım. Ne yaparsan yap dedi ya. Ne yaparsan yani ne yapabilirsin ki dedi. Zaten eBay yönetimi de dedi beni şey yapıyor, dürtüyor. Yok dedi ben ürünü gönderdim. Sen işte bir şeyi yanlış yazmışsın. İşte bilmem ne. Sonrasında ben bir araştırdım. Bu arkadaş olay şöyle olmuş. Ben ürünü açık arttırmayı alıyorum. Malzeme geliyor. Arkadaşım evde olmadığı için malzeme geri dönüyor. Geri dönünce bu arkadaş satıcı malı alıyor. Oo diyor mal geri geldi. Hiç bir şey söylemiyor. Tekrardan satışa koyuyor. Satışa koyduktan sonra bunu satıyor. Sattığı kişi de gönderiyor. Gönderdiği kişi de malı alıyor. Ben almadım ama ürünü iki kez sattı. Sonrasında bunu yakalayınca dedim eBay'e bu arkadaş sanırım ağır dolandırıcı. Ben dedim bir şey demiyorum. eBay çat ağzına vurdu bizim 100 euroyu mu ne iade etti. Bebeğe de bir şey demedim. Bu da başıma gelen üçüncü olay. Neyse ki üçüncü olayda 100 euro zarar etmedik. Ama Alman bir dolandırıcı, dolandırmaya niyetli bir arkadaşla da muhatap olmuş olduk. Başıma birçok şey geliyor. Ben size hepsini paylaşamıyorum. Ama velakin bu 150 euro sınırına dikkat edin arkadaşlar. Son dönem AliExpress'ten artık herkes alışveriş yapıyor. Orada çok fiyatlara da dikkat edin. 60 lira gördüğünüz bir şey kargosu ve vergisiyle bir anda size 360 lira olabilir. Ve her geçen gün ülke batışa doğru giderken ekonomik anlamda bu vergiler de bizi yıpratıyor. Eskiden bir tane küçük bir şey alırdık. Atıyorum Game Boy'un kapağı. Bir tane geldiği zaman çok vergi, harç, kargo olacak diye bir tane değil 50 tane alırdık. Artık öyle bir şey de yok. 10 tanelik şey alsanız, hafıza kartı okuyucu, gidip hesap vermek zorunda kalıyorsunuz. Artık bir şey almayın. Retro metro koleksiyonu da yapmayın. Benim gibi bir veya iki tane, ha bende çok var da, hani hocanın söylediğini yapın, yaptığını yapmayın. Alın elinize bir iki tane güzel konsol. Orada retro metro, eski oyunlar, emülatörler takılın ve abartmayın. Abartırsanız sonunda hepiniz canınız yanacak. Kendinize iyi bakın. Elimden geldiğince aslında oyun videoları vesaire yapacağım. Bu arada artık kameramız değişti. Çok güzel çekimler yapacağım. Bu ilk gece otel içinde Samsun sularından size bir video olsun. Dikkat ediniz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. Bye. Kırıldı mı lan? Gitti iPhone 100.